Hiç buna böyle o başka topraklarına mı, başka topraklarına bilmem ne deme gelme. Anneciğim. Kızım. Anne bir konu konuşmam lazım. Tabii ki her zaman olduğu gibi konuşabilirsin. Görme, görmek istemiyorum. Hemen anlamıyorum. Gerçekten. Alt mı üst mü? Porno izlerken baktın ilk kategori. Hemen GSA'yı bırak ve bana gel. Hemen bırak OGG'ye gel. Seninle olmak var ya. Paris Hilton kusura bakmasın ama götürmesin. Yeni yaptığı şarkıyı şu anda bizim için çalacak ve ben çok heyecanlıyım. Tatlım şimdi bir program var. Onu izleyeceğiz az sonra. İstiyorsan çaylarımız gelsin. Biz de bu sırada program izleyelim. Hadi izleyelim. O zaman izleyelim. Buralarda neler dönüyor bir bilsen. Hello! Buralarda neler dönüyor bir bilsene, hoş geldiniz! Yine sorulmayanı soracağım ve bomba gibi bölümle karşınızdayım. Hazır mısınız? Ve karşınızda başarılı, yetenekli, benim zeki arkadaşım, her yazdığı söz neredeyse atasözü değerinde, karşınızda Gaye Su Akyol! Ya hoş geldin. Hoş bulduk. Hiç bu kadar güzel sunulmamıştım. Ya. Öncelikle bunu hak edecek ne yaptım diyerek sana ya sormak istiyorum. Ya neler yapmadın ki? Harika. Çok mutluyum çok ki geldin. Çok mutluyum ben de burada olduğum için. Çok teşekkürler beni davet ettiğin. Böyle ben çok teşekkür ederim. Yani birbirimizden habersiz bir şekilde süslenip makyajlarımızın bu kadar meç olması. Kalplerimizin. Kalp evet. Kalp kalbe karşılaşır. Ya biraz heyecanlandım. Çok ben güzel. De. Gel şöyle yapalım. Evet. Konuşamıyoruz da artık evet. Ya. Nasıl? Lanet karantinada. Ya evet. Şimdi böyle direktken gece kulübünde işte hani kimseyle yani öpüşemiyorsun ya. İşte ve böyle sürekli havadan öpüşüyorsun. Şu anda herkes direkt kuyu öpüşüyor, atıyor birbirine. Neyse herkes o yola geldi. Bence doğru yolu buldular diye düşünüyorum. Bence de doğru. Sonunda doğru yolu buldular. Evet, senin için süslendim. Evet çok güzel oldu. Tırnakların, kıyafetin. Saç, baş var. Her şey. Dedim ki yani bunun yanında, bu tatlı bebişin ya. Yanında yani geri kalamazdım. O yüzden biraz coştum. Umarım çok şanslıyım. Deli misin? Harika olmuş. Daha ne olabilir ki? Muhteşem. İçimden nasıl biri çıkacak? Senin için bazı sorular hazırladım. Hazırsan hemen sorumuza başlayalım. Lütfen. Şimdi önümüzde bir tane kristal küre olsa, kendini, hayatın, geleceğin ve başka herhangi bir şey hakkında bize bilgi verse neyi öğrenmek isterdin? Çok iyi bir soru. Çok sıkıcı olabilir ama 200 sene sonra, 300 sene sonra bu dünya hala yerinde mi ve ne yapıyoruz? Bunu öğrenmek istiyorum. Kendi ülkenin tanrıçası sen olsaydın çıkaracağın ilk yasa ne olurdu? Wow, çok zor bir soru. Var olan yasaların uygulanmaması korkunç. O yüzden herkesin eşit olduğunu artık yani ilk çıkardığım yasa gerçekten bu olurdu ama bunu uygulardım. Galiba ikincisi de tabii ki gay marriage hemen çıkarırdım. Evet. Eşitlik eşittir. Herkesin aynı haklara sahip olabilmesi. Madem eşitlikten bahsediyoruz, madem kanunlarda hepimiz eşitiz, eşitiz. O zaman eşit hakları da kanuna uygulamak zorundayız. Ben de hemen evlenirdim. Hemen. Var mı yok, sevgilin? Sevgilim yok ama yani hemen bulurdum. Ay çok istiyorum evlenmeyi. Ya bir kere ama ben düğün için istiyorum yani. Hani o düğünü yaşamak için istiyorum. Aşkım sen yap düğünü biz geliriz. Evet. Bir de benim düğünüm kesin çok iyi olur. Yani olay olurdu arkadaşlar. Gerçekten gelen ve gelmeyen hepsi pişman olurdu. Neden yurdumuz ve ölecek miyiz? Kaç kere elbise değiştirdim bilmiyorum gerçekten. Bir kere ben çok yakın bir arkadaşım evlendi. İşte Alplere gittik ve orada işte bir yerde partiliyoruz. 12 kostüm falan götürdüm ve işte Ece'de çalıyordu parti ve gerçekten o hafta sonu 12 kostüm de giydim yani. Orada gerçekten 12 kostüm giydim orada yani. Herkes böyle nasıl yani nasıl yapıyorsun bunu falan böyle. Ben yaparım. Ya, gelinin kız kardeşi hani düğünlerde rolçam var ya. Ben tam olarak oydum gelinin yani. Gelinin kız kardeşi makyajı diye bir şey vardır. Ve highlighter'ı. Fenomendir o. Aynen. İşte gelinin kız kardeşi. Damat olmasa bile bence ben günün sonunda yani birinde evleneceğim. İhtiyacımız yok damat. Evet evet bence bir kadın de. Şey halıyla evlenmişti. Evet hatırlıyorum. Astrolojiyle aran nasıl? Falan baktırıyor musun hiç? Astronomiyle aramayı. Astronomi evet. Astroloji yani eskiden bayağı mesai harcıyordum. Hı-hı. Sonra hakkında bazı yazılar okuyunca kafası düştü biraz. Şu an sadece bir hobi düzeyinde. Hı-hı. Peki hiç falan baktırıyor musun? Aa bir dakika kurşun döktürüyorum ben. Hı-hı. 3-4 ayda bir kurşun döktürüyorum ama kurşun döken kadın müthiş biri. Ve hı-hı. biraz böyle döktüğü kurşundan fal bakıyor aslında. Hı-hı. Ve bence çok fantastik. İçgörüsü çok yüksek bir kadın ve inanılmaz şeyler söyledi bu zamana kadar. Ya. Dolayısıyla aslında bir tür fal gibi o da. Seviyorum ya. O bir ritüel ama en çok arkadaşlarımla
bakmayı ve baktırmayı seviyorum. Çok eğlenceli bir şey oluyor. Yani burçların kovayım ben de işte beraber. Arkadaşlar. Ona göre. Benim yükselenim de kova. Vay. Evet. Kova. Evet, double kova. Yaratıcılığın, zekanın, aklın zirvesiyle şu an birlikteyim. Ve ay burcum da balık bu arada. Oh. Oradan. Beş düğünden bir düğünü kaybedecek olsan hangisi olurdu? Biraz böyle arkadaşlar, şey bir soru. Nerede benim bıçağım? Kalp duyumu. Ya. Beş duyumdan birinin. Gaddar bir soru. Evet. Koklama. Koklamayı, mecbur. Ben kokularla inanılmaz ilişkisi olan biriyim ama gerçi tatağımı duysam. Okey, karar verdim. Yeniden. Yani feda edemiyorum hiçbir şey. Okey, tat alma. Çünkü kokuyla bir şekilde tadı öngörebiliyorsun ama zaten kokuyla tat birlikte çalışan bir şey. Evet, doğru söyledin. Tat alma. Ben de kokuyla inanılmaz yani benim koku hafızam yani çok yüksek ve böyle kokuyla olan ilişkim gerçekten manyaklık derecesinde yani. Böyle yolda mesela bir şey kokuyorum falan diye böyle olabiliyorum. Duymasam da olur gibi geliyor. Ne? Müzik tat da çok bitiyor, önemli. Farklısın. Ya evet, müzik bitiyor. Müzikten bakmadım. Dünyanın şu anki halini görmeyeyim ben ya. Duyayım, görmeyeyim. Görmeyeyim ben. görmek istemiyorum. Evet, Allah'ım kerefmeni gerçekten. Okey, ben görmek istemezdim. Şimdi daha pislik bir soru geliyor. Her şeyi bilen bir falcın var. Sana söyle, her şey çıkıyor. Ve sana diyor ki, sevgili seni aldatıyor diyor. Ve bir erkekle aldatıyor diyor seni. Ne yaparsın? Okey deyip devam edersin yoksa ilişkini sonlandırır mısın? Ben sevgilimle konuştum tabii. Evet. 10 senelik bir ilişkiden konuşulacak her şey konuşuluyor. Hatta şuradan sormuştum. Ya diyelim ki bir gün beni yakaladın ve bir kadınla birlikteyim, ne yaparsın? O da çok güzel bir şey söylemişti. Ne fark eder ki kim olduğu yani. Sonuçta beni aldatıyor musun, aldatıyorsun. Bence kilit burada. Önden konuşup böyle bir karar aldıysak okey ama beni kimle aldattığı hiç önemli değil. Bizim kendi ilişki boyutumuz dışında bir yere saptıysa, yani biz tek eşliyiz, evet, okey evet, dedikten sonra buna uymuyorsa tatlar bir kaçar. Yani tatlar bir tırnaklar. Şöyle tatlı bir öldürürüm. Sizin yazın Çeşme'de kaldığınız otelde Bayhan kalıyordu ya. Küçükken böyle ablamlar dalga geçiyor, sen Bayhan'a benziyorsun diye. Gözleri ama çocuğun gözleri güzel bu arada gerçekten. Gece öyle yatıyorduk otelde, bir ses geliyor. Senin ne aldın? Bir çıkıyoruz, çilingir sofrası kurulmuş, Bayhan'a şarkılar söyleyeceğim. Senin ne olmak var ya, yeniden doğmak var ya. Ay, en sevdiğin tencere yemeği nedir? Her zaman 7-24 mercimek çorbası. Ya. Ya da mercimek yemeği. 5 yaşında arkadaşlar, onu söyleyeyim. Hayatımda yaptığım ilk yağlı boya resmi mercimek çorbası resmi. Peki bir mercimek yemeğinin tarifini 10 saniyede verebilir misin? Geliyor. Hazır mısınız? Tencereyi koy, zeytinyağını koy, üstüne zerdeçal, hemen ardından soğan, kavur, üstüne mercoları kavur, üstüne kaynar suyu koy, kapağını kapa, kayna diye. Aa, ay şu an canım çekti. YouTube kanalımda atıyor hemen. Çok iyi. Kaydırıp bakabilirsiniz. Evet. Ya benim en sevdiğim yemek galiba taze fasulye. Taze fasulye ve pirinç pilavı. Pirinç pilavını yani kendim çok iyi yaparım. Tane tane olur o pirinçler. Tane tane olur o pirinçler. Biraz karnım acıktı galiba. Kesin. Bu benim için çok önemli bir soru. Bir dakika, çok ciddileştik. Geliyor. Gelsin. Evet. Geliyor. Çocukken sana alınmayan oyuncak var mı? Yani çok istediğin ve sana alınmayan bir oyuncak. Bir Barbie evi istemiştim çocukken ve bana alınmadı. Yani şunları görünce hala içim. Hepsi senin, hepsi. Aşkım, al götür. Benim. O zaman buradan Barbie'ye sesleniyorum hayatım. GTA'nın Barbie'sini yapın diyorum. Biz de alalım, koyalım evimize. Güzel Barbie, sürprizlerimiz var zaten. Şu an söyleyemeyeceğim detayları ama yakında güzel şeyler geliyor. Ya. İçine doğmuş olabilir. Şimdi hayatım Gülsebilse'yle yapıyorlarsa GTA Barbie'si ben istiyorum. Öyle söyleyeyim size lütfen. Gülsebilse'ydi ama bence bebeğe yapılacak bir kadın. Ya kesinlikle öyle ama ben seni istiyorum hayatım. Ben de beni istiyorum. Mesela bir keresinde böyle bir grubu görmüştüm. İsmi lazım değil falan. Neyse, bunlar böyle garip garip hareketler yaptılar. Böyle ooo filan işte falan. Evet, bir takım böyle şey apış arası halleri. Sen mesela ne yapıyorsun konser çıkmadan önce? Bir ritüelin var mı? Konserden hemen önce bir yarım saat falan yalnız kalmak istiyorum. Son 5 dakikaya kadar kulisimde, varsa başka bir odada. İşte makyajlar, kostümler falanlar, böyle bir sakince durup nefes egzersizleri falan. Sonra son 5 dakika geliyorum. Eşimle, dostumla rakıları
tokuşturuyoruz. Çocuklarla rakıları tokuşturup hadi o zaman rock'n'roll deyip onlar önden, ben de sonra ardından çıkıyorum. Aşk hayatında dominant mısın yoksa domine edilmeyi seversin? Dışarıdan aslında çok dominant gözüküyorum ama gerçekten eşitlikten yanayım. Evet. Hiç sevmem, domine etmeyi de sevmem. Birinin beni domine etmesini de sevmem. Makul, mantıklı ve eşit şartları seviyorum ben. Evde de, muhabbette de, aşkta da falan da filan da hep öyleyim. Beni herhangi bir konuda ikna edebilirsin eğer mantıklıysa. Sen? Ben de bana soracak mısın acaba diye bekliyordum. Bazen domine edilmeyi seviyorum. Yıllarca baba, abi filan böyle çok dominant aslında olabilecek bir ataerkil ailede büyüyünce ben hep kendi sözünü, kendi sesini umursayan ve onun arkasında duran biri olarak biraz fazla savaşçı büyümüşüm aslında. İstemeden ya da belki tercih etmeden. Yani küçükken işte Zeyna'ya kopuyordum, öyle düşün. Ya da gidip en savaşçı ve en özgür kadınlara yükseliyordum özgürlüğümde. Zeyna'nın müziği. Ve mesela belli bir yaştan sonra şeyi fark ettim. Ulan o kadar abartmışım ki ben bu durumu. Artık iyice böyle la 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 la. Ben de bu senin yaptığın şeyi iş yaparken yapıyorum bunu çok. Bir çoğu hazırlıyorum. Ve orada da hazırlanırken her şey kendi kendime yapmaya çalışıyorum. Yani yapıyorum, yine yapıyorum ama çok yoruluyorum. Alışmışım çünkü buna. Birisine anlatmanın, anlatacağım ama belki anlamayacak veya yapamayacak. Hani ya da yapacak ama hani benim istediğim gibi olmayacak falan. Uzayacak. Evet, o yüzden hepsini kendim yapmaya çalışıyorum. Sonunda bittiğinde böyle bayağı pestilim çıkmış oluyor. Ya bu ülkede şey çok acayip. Multi enstrümanist diyeceğim artık. Bir sürü çalgıyı çalan insanlara dönüşmüşüz bir süreç içinde. Biraz punk bir tavırla do it yourself demişiz kendimize. Çünkü öbür türlü birilerini beklediğinde hem vakit geçiyor hem ciddi bir para demek o vesaire. Kesinlikle. Biz artık böyle şey gibi işte Transformers'taki gibi yani her bir parça geliyor ve bir şeye dönüşüyorsun falan. Voltron'u oluşturuyorsun. Hatta biraz daha Voltron kafası. Sende de o var yani makyajını, saçını, falanını, kostümünü, her bokunu yapmak. Ve hatta buna o kadar alışmak ki bir başkası yapınca içine tam da sinmemek falan. Kesinlikle sinmiyor. Ama işte bu ülke mecburen bu şartlar bizi aslında eğitmiş istemeden olsa da. Sen kendi kendinin efendisi olmuşsun. Kendi kendinin patronu olmuşsun. Saçını da yapabiliyorsun. Kendine de bakıyorsun. Hayatta da kalıyorsun. Hem eril hem dişil güçlerin var içinde falan. Bence bunu öğrendikten sonra bırakmak daha kolay. O yüzden çak kız. Ben de inşallah öğreneceğim bunu yani. Ben böyle şu an hani bunu yeni yeni öğrenmeye başladım. Yeni yeni güvenip bir şey yapıyorum. Evet. Yeni yeni bir şey yapıyorum. Bırakıyorum. İnşallah daha başarılı olacağım bu konuda. Arkadaşlar desteğinizi bekliyoruz. Evet, bekliyoruz. Cinsiyet rollerinden sıyrılıp herkesin ihtiyacı olan şeyi sorgusuzca alabildiği bir dünya hayal ediyorum gerçekten. Evet, gerçekten. Mesela bana böyle şey geliyor bu yüzyılda, bu yılda hala böyle bu tür sorunlar, cinsiyet rollerinden bahsediliyor olması, işte atıyorum LGBT artıların bu tür şeyler yaşıyor olması böyle acayip sinirleniyorum. 33 yaşıma kadar bir sürü şey çektim yani ve hala da çekmeye devam ediyorum. Hem dışarıdan hem de kendi yakın çevremizden. Tabii canım. Sürekli linç yiyorsun, sürekli bir şey oluyor yani. Mesela ben işte o Athena'nın klibinde oynadım. Ben bu Athena'nın klibinde oynama sebebim kendi yakın çevrem için değildi. Yani bizim, senin benim için değildi. Tabii. Zaten senin benim bildiğim sorunlar bu. Transfobi. Biliyoruz biz işe çıkan, sokağa çıkan transseksüellerin sokakta darp edildiğini, dayak yediğini zaten biliyoruz. Ama böyle bizim kendi yakın çevremizden işte entelektüel olduğunu iddia eden ve işte donanımlı görünen arkadaşlarımız çok klişe oldu, bilmem ne oldu, zart oldu, zurt oldu. Çok önemli bir konu. Kusura bakmayın bu güllüm ortama biraz kan doğrayacağım şu anda ama bir minik bunu konuşmamız gerekiyor. Neredeyiz? Beni de doğraydı. Yani kendimizi keseceğiz artık neredeyse. Bu çok önemli bir konu. Lütfen bunu böyle kulağımızı dört açıp yani kesinlikle hep beraber tartışalım, dinleyelim. Arkadaşlar gerçekten şey çok acayip. Yani ömrünü, varlığını, varoluşunu buna adamış olan yani bizim gibi insanlar. Çünkü bir kadın olmak, LGBT birey olmak zaten zorken kendi aramızda bölünmek veya bu tür fraksiyonlara ayrılıp korkunç bir şekilde birbirimizi linçlemek Twitter üzerinden ama bir de bir dönem şey oldu yani şu anda da devam ediyor. Birkaç kişinin başını çektiği böyle bir örgütlü linç olayı var. Sen de biliyorsun tabii bunu. Tabii yani bilmez olur muyum? Zaten bu zaten şey var. Yani bu örgütlü linç olayı benim de yaşadığım örgütün bu beni linç etmeye çalışan insanların da olduğu. Aynı kişiler zaten. Küçücük bir şey komünün içinde yaşıyoruz yani ve bu kadar küçük bir komünün içinde yaşarken böyle hemen linç etmeye, yok etmeye çalışan. Hatta elinden gelse belki varlığını sonlandırmak istiyor en temelde. Tabii. Yani böyle baya
şu aslında. Bayağı o. Ve hani bu kin, bu öfke dönüp dolaşıp size de zarar veriyor. Hayır, bu dönüp dolaşıp bize zarar veriyor. Bu zaten yüzyıllarca bize yapılan kin ve öfkenin aynısı. Ve biz bunu kendi içimizde, kendi birbirimize yaptığımızda hiçbir şeyin anlamı kalmıyor. Şu an başımızda sevmediğimiz kişilerin trollerinin yaptığı şey aslında bu. Bayağı tıpatıp aynısı. Birebir aynı algoritma. Hı-hı. Troll algoritması. Bu biraz bana acı geliyor. Yani insanları karalamak ve yok etmek çok kolay. Gerçekten çok tatsız bir şey bu. Yani kıymetli hayatlarımızı gerçekten bu tür mesailerle yok etmemiz mantıklı mı ya? Hiç mantıklı değil. Bir de yani zaten diyorum ya, yüzyıllarca bize yapılan şeyi... Cadı avı ya. Evet, birbirimize yapmanın bir manası yok. Biz, sen de zaten bundan şikayet ediyorsun, ben de bundan şikayet ediyorum. Bunu sen ve ben birbirimize yaparsak aynı biçimde, aynı türde, aynı dilden, aynı yoldan, o zaman zaten hiçbir anlamı kalmaz. O yüzden diyorum ki herkes kendi hayatına devam etsin. Diyor ki al işte bak, bunlar zaten bizim bir şey yapmamıza bile gerek yok. Bırak onlar kendilerini yok etsin. Hı-hı. Düşün. Feministler zaten birbirini yiyorlar diyor. LGBT'ler zaten birbirlerini yok ediyor. Evet. Ya bu ne kadar tatsız bir şey. Hı-hı. Kimse burada bir bayraktarlık falan yapmıyor. Herkes bu ülkede kaçmayı istediğimiz ülkelere benzemesini istiyoruz. Kesinlikle. Tırnak içinde söylüyorum bunu. Yani dün bir şiir okudum, çok hoşuma gitti. Diyor ki yani senin elinden tutup seni güzel yerlere götürmek istemiyorum. O güzel yerlere benzemesini istiyorum bu ülkenin diyor. Yani biz bu ülkenin gerçekten yaşanabilir, daha güzel bir yer olması için sesimizi çıkarmaya ve risk alarak bunu yapmaya devam ediyorsak lütfen osuruktan sebeplerle insanları linçleme. Ya beni linçle, onu tamam okey, sıkıntı yok, ne yapayım, ben artık alıştım. Onur da alışmıştır artık ama lütfen yeni yeni yola çıkan, gerçekten özgürlüğüne, kendi varlığına, personasına, cinsel yönelimine, eşitliğe değer veren insanlara bunları yapmayın. Çünkü artık gün sonunda sıfır kişi kalacağız. Ay yeter, tamam bu soruları artık yeter! Bu soruları artık, bu konulardan bıktım artık. Yeter bak, bizi de nasıl içine çektiler, evet, gördün mü? Gerçekten başardıkları tek evet, şey bu. Evet, madilikleriyle, abi, enerji çalmalarıyla sizi yel alsın diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Hatta şey sizden tam badem varsa da badem atıyorum. Yeter ayol, yeter. Badem bıyıklılara badem. Ben bir tane yelpaze açmak istiyorum sizin yüzünüze hayatım. Neyse, o zaman geldik sıfır kir sorular bölümüne. Ay keşke şu an bir dansöz gelip buradan geçseydi. Cinsel yönelimini hiç sorguladın, oldu mu? Cevabım panseksüelim ve sapyoseksüelim, ikisinin birleşimi. Zekanın olduğu yerde hiçbir cinsel yönelimin birine aşık olmam için bir engel teşkil etmediğinden eminim. Peki siz böyle Tuğçe ile sevgili sanıyorlardı böyle. Bayağı bize manita sanan çok kişi var. Yani Tuğçe ile iki sevgilinin yaptığı her şeyi yapıyorduk, evet, sevişmek dışında. Evet. Sevgili olmadığımızın kanıtı değil sevişmememiz. Evet, çünkü birbirimize aşık gibiydik yani bayağı yıllarca, 18 sene. Aşk bu mu? Sevda bu mu? Hayat bu mu? Kalp acı, dünya hüzün, gözyaş dolu. Kimden daha güzelsin hayatım? What? Grace Jones Harbi Çikolata Tiyatrosu konseri. Allah'ım. Hiçbir şey unutmuyor. Fil ablası girl. Ama o konser nasıl bir konserdi? O konserde ben saçlarımı yolup ortaya evet, bıraktım. Evet, o konser nasıl? Kimden güzelim? Grace Jones'tan tabii ki daha güzel değilim. Cüneyt Özdemir'den daha güzelim. Ay, Cüneyt Özdemir'den zaten yani. Cüneyt Özdemir'den bütün dünya daha güzel. Daha güzel. Anneciğim. Kızım. Seninle bir konu konuşmam lazım. Tabii ki her zaman olduğu gibi konuşabilirsin. Ama biraz önemli bir konu. Konuş yavrum, ben seni dinliyorum. Anneciğim, ben aşık oldum. Ah ne güzel yavrum. Kime? Mahmut diye bir çocuk. Evet. 72 yaşında ve beni sevmiyor. Nasıl olur? Düş peşine yavrum, düş peşine. Düşeyim mi anne? Düş. Aşkın peşinden gitmeye devam et yavrum. Ben seni destekliyorum. Destekliyorum. Düş. Annem. Düş. Düş. Burada Mahmut'u yapman lazım. Mahmut. Kafasını bıçak. Mahmut. Arkadaşlar, aşkınızın peşine düşün. Kesinlikle düşün. Düşmeyen var, desteklemeyen varsa onları da yok edin.
Sonra bulursunuz ama tekrar. Ama sizi sevmiyorsa da hiçbir şey yapmayın tabii ki. Çünkü yapacak bir şey yoktur. Allah'a değmez hayat. Bu göz yaşlarına GSA sana ne oldu böyle? Aşkım ne düşünüyorsun? Bir anda işte Paris Hilton kaçtı. Sarışın Bimbo Paris Girl. Hilton mu? I love Bimbo Girl. Paris Hilton kusura bakmasın ama ben mesela Paris Hilton'un bimboluğunu çok örnek alıyorum ve bunu hayatımda uyguluyorum ve işe yarıyor. Aldatılmak mı aldatmak mı hayatım? Bu sarışınlığını yaşama. Bu saçı yaşamalısın. Tabii ki dürüst olacağım. Aldatmak yani. O an çok utandın ama sonradan yani şu anda mesela hatırladığında çok güldüğün bir anın. Yıllar önce 19 yaşında falanım, çok gencim. Ortamda tanımadığımız bir çocuğun da olduğu 5 kişilik bir kadro olarak bir sarhoş olmaya karar verdik. Niyeyse. Ve bir evde misiniz? Ve bir evdeyiz. Berbat da bir ev, böyle zemin katta çöp ev gibi her taraf yerler leş filan. Ya böyle tam gençlik ve saçmalık dönemleri. İçmeye başladı. Bozuk muydu içki neydi bilmiyorum. İnanılmaz pis bir tribe girdim, tamam mı? Girdiğim trip şu. Silikon gibi bir malzemenin içine hapsolmuşum. Bu içkiyi içen herkes oraya giriyormuş ve bir noktada çıkıyormuş. Ben Climax'ı anlatıyorsun şu an. Climax. Ben balonun içindeyim de arkadaşlar, yani gerçeklikle olan bütün bağım koptu. Yani diyorum ki bu artık benim hayatım boyunca ben bu balonun içindeyim filan. Ve sıçtım ben. Bitti artık hayatım filan. Böyle etrafa bakıyorum. Hani dünyevi bir şey aramaya çalışıyorum. Bir şey bulmaya çalışıyorum. Herkes de tripte böyle birbirine bakıyor falan. Sonra o dönemki sevgilim osurdu. Ben böyle ona dönüp lütfen bir daha osur. Lütfen. Şu an hayatı beni bağlayan tek şey bu. Yalvarmaya başladım ve yani tabii ki o gecenin climax'ı ve zirvesi bu. Ya gerçekten çocuğa bütün varlığımla yalvarmıştım. Lütfen osur, beni gerçeklikle bağlayan tek şey bu. Porno izlerken baktın ilk kategori. Artık buna da lütfen politik cevap ver. Ne politiği ya? Bana gel yani, pornolara gel. Porno izlemek damak zevki ve şey ister. Evet. Porno var, porno var yani. Cheesy pornolara hayır diyorum. Onun dışında bir panseksüel olarak skalam son derece geniştir. Rafine pornolara evet diyorum. Evet. Baktığım ilk kategori siyahilerin pornosu. Bakıyorum hatta şu an bir tane beğendiğim bir tane bir adam var. Onun çok beğeniyorum. Sürekli ya. Mesaj atıyorum ona. Sürekli mesaj atıyorum. Peki o zaman evlilikle ilgili düşüncelerin nereye atın sana? Bir de oradan bir soru sorayım. Sence neler? Şöyle 36 yaşındayım ve hiç evlenmedim. Bu yeterince açıklıyordur durumu. Peki, şu anki sevgilin sana evlenme teklif etse bunu kabul eder misin? Kardeşim kendisi 157 kere etti. Aa, bana etse, Ali, gençler bana etse ben hemen kabul ederim. Bu arada hemen GSA'yı bırak ve bana gel. Hemen bırak, OGG'ye gel. Tanıdığım bütün gayler, yani benim bütün arkadaşlarım AGS hani evlenme teklif etse herhalde kopuyor mu? Bu bir soru mu? Kopuyor mu mu? Tatlı tatlı. Herkesin gönlünü çalıyor. Hiçbir şey yapmadan. Zaten hiçbir şey yapmasına gerek yok hayatım. Ben ama hayat de. Hepimizin gözü var kocanda. Arkadaşlar o zaman kötü haberi veriyorum. Evet. Maalesef bu sene evleniyoruz. Harika! Düğüne gideceğim ne sesi. Düğüne gideceğim. Altınlar gelecek hayatım. Ben evliliğe zaten tam olarak şöyle bakıyorum. Altın. Yemek, dans, altın. Ve o altınlarla mesela ne yapacaksınız biliyor musunuz? Ben hemen akıl veriyorum. Küba'ya tatile gideceksiniz. Çok sıkılırsınız, beni de götüreceksiniz. Çünkü Kübalı erkekleri ben çok beğeniyorum. Benim de böyle hain planlarım var. Çünkü benim annemle babam bütün herkesin düğününe gittiler. Herkese gittiler. Ve mesela hani ben yarın öbür gün evlensem yani o altınlar bize geri dönecek. Ve ben böyle bunun için evlenmek yani istiyorum. Planlar o biliyorsun. Benim yani. Mesela planım o. Gerçekten evlilikle ilgili tek şeyim hani o parti yapmak istiyorum. O altınları alıp fıymak. Gideyim 8 ay kalayım. 8 ay sonra geri gelirim. Zaten her şey aynı olacak. Ne olacak ki? O zaman biz bunu modelleyelim ya. Yani. Yapalım bunu. O zaman şimdi sıra geldi. Yüzde kaç Lubunyasın? Maydanoz. Saç, peruk. Trika. Sakal, bıyık. Çangal. Lubutan. Bu arada bayağı güzeller de. Tita. Memiş. Harika. But. Çok güzel. Yani aslında çok. Büyük. Büyük. Evet, bildin. Putka. Kuku. Vajina. Babilov. Sen eski osurmak, sevgiline. Evet. Osurmak. Digin. Digin. Aktif pasif.
Ajda Pekkan diyoruz biz ona. Similya. Similya, Similya, Similya. Pipi, evet. Spetalık mak. Blowjob'umuz diyoruz. Evet. Evet. Kaç oldu? Bayağı. Wow! 120'sin! Harikas! Herhalde! Ya böyle olur Lubunyalar. Şimdi de hızlı sorulara geçiyoruz. Hazır mısın? Netflix mi, Blue TV mi? Bu aralar kesinlikle Blue TV. Harika. Netflix lütfen artık menünü genişlet. Reis. Evet, Netflix'te hep aynı şeyler varmış. Reis, menünü genişlet. yönetmen başlıkları yap. Yönetmenlerin altında görelim. Yani nerede Tarkovski'ler, nerede falanlar filan. Yeşil zeytin mi, siyah zeytin mi? Yeşil. Martin'imin içine ancak o gidiyor. Instagram mı, Twitter mı? Twitter'ın yine aynı şeyi söylüyor. Allah belasını versin. Instagram. Berbat bir yer Twitter. Yerli mi, ithal mi? Ne ama? Yani anything. Genel olarak anything. Yani psychedelic rock'sa yerli. Bilgisayarsa ithal. Ayakkabıysa ithal. Peruksa ithal. Şu an her şeyimiz takma olduğu ya, için. Anadolu kültürümüze yerli yani. Ne ya, Anadolu kültürünü zaten içindeyiz canım. Yani içinde olduğumuz kültür içinde izlemiyoruz. Birçok şey için maalesef ithal. Soğan mı, sarımsak mı? Sarımsak. Alt mı, üst mü? Üst. Yani bu böyle şey gibi hani kirpik düştü, dilek tut, alt mı, üst mü? Üst. Yemek mi, koli mi? Kolinin üstünde yemek. Oradan. Oradan. Yani geniş düşünelim. Evet. Benim. Kesinlikle. Birleştirelim. Kesinlikle. Sırı dalları, meyveler, ağaçlar, kuşlar hepsi aynı potada. Kesinlikle. Sezen mi? Ajda mı? Bu sorunun cevabı çok belli. Dünyanın en iyi vokallerinden biri Ajda demek isterdim. Ama... Evet ya, onu diyorum hatta ama son 10 senedeki duruşu biraz kafa karıştırıyor. Amen. Yoksa acı nedir bilmeden, yağmurlu gün görmeden, hep akıllı geçindik, hep kalp kırmayı öğrendik. Ajda Pekkan hanımefendiye, özellikle son 10 sene öncesine kadarkine öpücükler. Ben de öpücük yollarım Ajda'cığıma. 80'ler pop mu, 90'lar pop mu? Bu soruyu bilerek böyle sordum. Herkes 90'lar pop dememi bekliyor ama ben 80'ler pop'taki Kraftwerk'lerin falanların da olduğu Alman ekolünü de düşünüyorum evet, şu an. Evet, zaten Alman ekolünün geldiği yer yani. Show yani. Sorry, evet. Türkçe pop ama 80'ler pop. Ayran mı, rakı mı? Rakı. Rakı şimdi ve sonra, yarın ve öbür gün. Dövme mi, piercing mi? Dövme. Evet, acı nedir? İlk dövmem buraya yaptırdım. Gerzup göz. Burada. Bir kere bir şey okumuştum. Bir Japon çocuğa soruyorlar işte. Nerende üçüncü gözün çıksa harika olurdu diye. Çocuğun cevabı. Parmağımın ucu çünkü böylelikle ayağa bakabilirim. Topuklu ayakkabı mı, düz ayakkabı mı? Sahnede topuklu ayakkabıya bayılıyorum. Evet. 5 santim, 10 santim, 100 santim, 50 santim hepsi. Seviyorum. Çünkü o apartman topuklar, 70'ler, 60s, işte Zeki Müren, David Bowie, bütün o apartman topuk dünyası bence müthiş görünüyor. Silüet olarak da şahane görünüyor. O yüzden öncelikli tercihim evet. Çok kız. Sen herhalde aşkım. Kız. Tabii ki de topuklu ayakkabı. Bir yarı kesinlikle alkışlıyoruz. Yıllar önce. 100 yıllar önce Fransızların boklara basmayalım diye bulduğu erkeklerin giydiği topuklu ayakkabı siz dönüp dolaşıp kadınlara bir seks objesi olarak pazarlamayı ve 5000 dolara satmayı bile başarabiliyorsunuz. Başarabiliyorsunuz bayağı. Hatta 5000 dolar ne bileyim 5000 dolar. Dan 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 dan. Dan 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 dan. Hazır mısın? Erkin Koray mı? David Bowie mi? Hiç buna böyle o başka topraklardan mı? Başka topraklardan mı? Bilmem ne deme bitch. Gelme. Sadece bir tane diyeceksin, ya diyeceksin ki çok Erkin. Çok net söylüyorum. Ya Erkin diyeceksin ya David diyeceksin. 3-2-1 de. 3-2-1. David Bowie. Herhalde kız! Herhalde. David nasıl bu kadar başarılı olabilirsin yani? Hani nasıl, sen nasıl bir insan evladısın? Gerçekten hayatta bir şansın olsaydı. David Bowie ile Iggy Pop'un takıldığı bir dönem var. Berlin'e gidiyorlar. Gerçekten o ekibin üçüncü kişisi olmak isterdim. Değil mi? Ben yani bayağı David Bowie, Iggy Pop ve ben ve Onur. Ben mesela yanınızdan geçerken siz zaten beni görürdünüz. Grubu alırdınız beni kesin. Hayır, isminiz mi sizin? Evet, kesin. Sizi bu grubu almak istiyoruz derdik. Alırdınız. Sen gelirdin ve ne yapardık biliyor musun? Müzik. Deli misin? Sex, drugs and rock and roll diyorum ben. Dışarı çıkmak, takılmak, barlar falanlar filan. Neyse Iggy Pop en azından senin haberdarın oldu. Aşkım haberdar demeyelim bayağı istersen. Bayağı aşık, bayağı büyük fanın. Iggy Pop'un çok eskilerden bir manitası var. Aşırı benziyoruz.
Bence ya, kendisi biraz beni onda görüyor olabilir. Tatlı alıkma şeyi var. AG yaşadı bu durumdan biraz. Hayırdır birader modunda. Bu arada Iggy Pop'u rüyalarımda görüyorum. Buradan Iggy'ye sesleniyorum. Ama Iggy Pop'un bu Rock'ın Coke'a geldiği zaman da işte o senin anlattığın bir hikaye. Aa, böyle o şey. Iggy Pop'la biz yani Rock'ın Coke'la birbirimize zaten bir aşık olduk bence. Evet. En önde soldayım. Iggy Pop sahneden indi. İnsanların arasına karışmak üzere filan. Önüme geldi. Of. Ben bir taç takıyordum böyle. Tacımı gösterdi. Hani böyle pırıl pırıl değil bir mi? Şey filan. Tanrıça gibi geziyordum o sırada. Taçlar, makyajlar, manyak gibi. Geldi, tacı gösterdi. Gülümsedi, elimi tuttu. Ya of. Ben orada o böyle... Çok o adrenalini o kadar iyi tanıyorum ve biliyorum ki yani. O tam işte gençken. Evet, en gençken. Evet. Kaç yaşındaydı mesela o konserde? Kaç yaşındaydı o zaman? 19 falan. İşte, o inanılmaz estiğimiz bir şey. Estiğimiz zaman. Rock'ın Coke'a çadırlı gidiyorsun ve çadırı su basıyor. Çadırı su basıyor. Yağmur yağıyor. Sabahları terinle uyanıyorsun. Terin böyle buharlaşmış ve sana geri yağıyor böyle. Fatih Terim'in de sevdiği. At kenarda sometimes. This is rock'n'roll. That is rock'n'roll. Rock'n'roll. Gerçekten rock'n'roll dibine vuruyorduk ve hala da vurmaya devam ediyoruz. Ve vuracağız. 70 yaşında da vuracağız. Kesinlikle yaşlı vuracağız. Kadınlar olduğumuzda 80-90 yıl yine aynı şekilde devam ediyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Iggy Pop'la seviyeli ilişkimiz devam ediyor. Yakında güzel haberlerimiz var. Iggy Pop'la. Ya muhteşem bir programdı. Çok güzeldi. Harika şeyler konuştuk. Ben gerçekten çok eğlendim ve harika şeyler konuştuk. Seninle sohbet her zaman böyle inanılmaz bir lüks gerçekten. Yani konular konuları açıyor. Hem çok eğleniyorum, hem çok huzurlu hissediyorum, hem de güvende hissediyorum senin yanında. Bu çok nadir dostlar. I love you. O zaman programımızın sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi... Sürpriz mi? Sürpriz var. Bütün sorular bitti mi? Evet, sorularımız bitti. Ya bir sarılalım. Misler gibi kokuyorsun. I love you, sen de. Benim koku şeyim var. Ve böyle Gaye bizim için arkadaşlar harika bir sürpriz hazırladı. Yeni yaptığı şarkıyı şu anda bizim için çalacak ve ben çok heyecanlıyım. Çünkü böyle... Hani Gaysu'nun zaten bütün şarkılarını çok beğeniyorum. Hani en başta söylediğim gibi böyle yazdığı sözler hep benim için böyle şey yani hep bir slogan oluyor. Hep böyle atasözü gibi. Şu anda bana hitap ediyor çünkü dans albümü yapmaya karar verdi. Finally. Sonunda dans müziği sırası geldi ve bence böyle hani ben ya benim gibi parti kızları ve hani bizim ortak arkadaşlarımızın da ve gece hayatında hani bizim hep bütün ortak arkadaşlarımızın da beklediği şey Gaye'nin dans albümü yapmasıydı ve şu an o geliyor. Bu karantina da o kadar sıkıldık ki bir yandan yani bütün konforuna rağmen bir sürü yeni proje albümler geldi aklıma. Bunlardan biri dans. Diğer ikisini söylemeyeceğim, onlar da sürpriz. Şu önümüzdeki aylarda arkadaşlar yepyeni ve tuhaf şeyler sizi bekliyor. Alıştığımız şeylerin bir tık dışında ama bence çok eğleneceğiz. Lütfen. Ben eğlenmeye o kadar hazırım, o kadar açım, o kadar özlem duyuyorum ki. Ve yani böyle ben şarkı dinledim dün akşam ve çok heyecanlandım. Ve şimdi siz de dinleyeceksiniz huzurlarınızda. Ve şarkımız geliyor. Rüyada,